Diğer cepheye bakacağız. Zor günler geçiriyor Kardemir Karabük Spor ve yönetim takımı motive etmek için farklı bir yola başvurdu sayın seyirciler. Futbolculara kritik Fenerbahçe maçı öncesi kentteki demir-çelik fabrikası gezdirildi ve kulübe aidat ödeyen işçilerin ağır çalışma şartları gösterildi ve bu fedakarlığın göz ardı edilmemesi istendi. Karabük, demire şekil veren şehir. Ateşe yabancı değiller. 1500 derecede ateşin karşısında çalışıyorlar. Takımlarının da ateş hattından uzaklaşmasını istiyorlar. İşçiler birer taraftar. Maaşlarından ödedikleri aidatlarla da Karabük Spor'a destek veriyorlar. Çalıştıkları fabrikada takımın en önemli sponsoru. Kulüp yönetimi ve istifa kararından vazgeçen Tolunay Kafkas da takımın çıkışa geçmesini istiyor. Bunun için sıra dışı bir motivasyon yöntemi kullanıldı. Futbolcular ve teknik heyet kente ve takıma hayat veren fabrikaya götürüldü. Futbolcular baret taktılar, kor ateşin karşısına geçtiler. Çalışmadılar ama şartları, hani bir anlamda değirmenin suyu nereden geliyor onu gördüler. İşçiler futbolcuları fabrikada ağırlamaktan mutlu oldular. Beklentileri takımın yeniden çıkışa geçmesi. Kardemir'de paranın nasıl kazanılacağını görmeleri açısından bizlerle beraber oldular. Fenerbahçe karşısında eminim başarılı bir sonuç alacaktır. Şimdiden onları kutluyorum. Biz bu zor şartlar altında tüm işçi arkadaşlarla beraber destek veriyoruz. Onlar da bize sahada destek verecekler. Fenerbahçe maçında inşallah bundan sonra da daha iyi futbol sergileyip bundan sonraki bulunduğu konumu daha yukarılara çıkartacağına inanırım. Baret takıp 1500 derecelik ateşin karşısına geçen futbolcuların bundan sonra nasıl performans göstereceği merak ediliyor.